Tüketiciler, bugün Ankara Sincan'da değerli bir tüketicimizin evine geldik. İnternetteki videolarınızı izlemeseydim Fatih Bey, kombiyi ne yapacaktın abi? Değiştirmeyi düşünüyordum. Kombiyi kaldırıp atacakmış. Abimiz, bugünkü videomuzun özelliği ev sahibi nasıl olmalı, kiracı nasıl olmalı? Kombi bozulunca ev sahibi mi öder, kiracı mı öder? Şu an anlattığım videoların içinden kendinize ders alın, kim öderse ödesin. Ben kombim yapayım, parayı cebime koyayım da. Hiç önemli değil. Ders geçer, bakın şu an Allah herkese abimiz gibi, abisin neydi? Mehmet abimiz gibi ev sahibi nasip etsin. Evi şu an bir boşalmış. Normalde 20 TL, 30 TL, 40 TL diye kombi bakımı var diyenleri çağırmıyor. Şu an bize vereceğin ücreti açıkça söyler misin abi? 200 TL veriyor, videolarımızı izlemiş. Dedi ki bunun yeri belli, yurdu belli, vergi lefası var, faturası var. Peteklerini komple güzelcene tertemiz bana temizlettiriyor şu an. Kombinin içine bakın söktük, tertemiz, pırıl pırıl, her türlü bakımını babalar gibi yaptık. Ve bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra abimiz kombisini ne yapacak? Kiracısına benden alacak evrağı teslim edecek. Ondan sonra Mehmet abim kiracıya diyecek ki bak ben bu kombinin peteklerini temiz ettirdim, filtrelerini temiz ettirdim, genel bakımını her şeyini yaptırdım. Kombimde daha 3-4 senelik. Bundan sonra en ufak arızası olduğu takdirde kiracı yaptırmak zorunda. Ama Mehmet abim kombi bakımını yaptırmamış olsaydı, yalandan bir tozunu süpürttürüp kiracısına vermiş olsaydı, o zaman o kiracı o kombiyi yaptırmak zorunda değil, ev sahibi yaptırmak zorunda. Buradan her ev sahibinin Mehmet abimiz gibi olmasını temenni ediyorum. Kiracılar da özellikle eve gittiği zaman eğer kiracısı ev sahibine şunu bilesin. Eğer kombi 10, 12, 13 senelik eski kombi ise ev sahibinin eski kombisini yaptırma mecburiyeti yok. Kombiler 9, 10, 11 sene sonra artık tamirciye para kazandıracağı için adamcağız da kiralamış 500, 600'e, 700 evi. Kombinin en ufak arızası 150, 200 her 3 ayda bir kiracı da para ödemek zorunda değil. Onun için şimdi ev sahipleri, kiracılar kendi aralarında kavga etsin, bana karışmasın. Eğer aklınızı takılan videolarda yorumlarınızı eğer bilgi sahibi olmak istiyorsanız aman Fatih Bey benim kiracım böyle yaptı Allah kahretmesin. Aman benim ev sahibim çok iyi her şey ödüyor. Bunlar hakkında da en azından bilgi paylaşımı yapın. Ev sahipleri kiracılar oradan bilgi alsın. Ben şimdi bu işi yaptım parayı cebime koydum ya. Kim ne yaparsa yapsın hadi eyvallah kapatın.